Merhaba, bugünkü videomda sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz USB ile yani 5 volt ile çalışan havyayı tasarlayacağız. Eklentide de görmüş olduğunuz gibi havyamızla rahatlıkla lehim yapabiliyoruz. Şimdi bu havyayı nasıl yaptığımı videonun devamını izleyerek detaylı bir şekilde öğrenelim. İlk başta görmüş olduğunuz tüm malzemeleri tanıyalım. Daha sonra uygulamamızı yaparız. 1 adet havya ucu. 1 tane tahta parçasına ihtiyacımız var. Bunun boyutları. Uzunluğu 8 cm. Kalınlığı ise 2,5 santimetre olması yeterlidir. Biraz rezistans teline ihtiyacımız var. Bunun boyutu yaklaşık 15 santimetre olması yeterlidir. Biraz yanmayan makaron. Bu makaronun incesi 2,5 milimetre. Kalınlığı ise 4 milimetre ebatlarındadır. Eski bir USB kablosu kullanacağız. Bu kablomu biraz kalın olacak ve kaliteli olması önemlidir. 2,5 milimetre ebatlarında bakır bir kablo, 1 adet pense, 2 adet küçük vida, 1 adet de matkaba ihtiyacımız var. Tahta parçamı alıyorum. Matkap yardımı ile bu tahta parçamı tam ortasından karşıdan karşıya olacak şekilde deleceğim. Bu şekilde karşıdan karşıya deldim. Şimdi bakır kablomu alıyorum. Bakır kablomu burada biraz uzun kablo kullanacağım. Soyacağım. Yaklaşık bir 30 santim. Şimdi burada yapacağımız işlem bu havyamın ucuna bu bakır kablomu 3 veya 4 tur şeklinde saracağım. Daha sonra uçlarını geriye doğru katlayıp bu tahta parçama tutturma işlemi yapacağım. İşlemim, bir parça bakır kablo alıyorum. Şuradan keseyim kablomu. Bu kablomu havya ucumun içerisine takacağım. Nereye kadar geliyor? Şuraya. Geldiği mesafeye bu küçük olan yanmayan makaronumu takayım. Şuradan fazlasını keselim. Şimdi rezistans telimi alıyorum. Rezistans telimi bu yanmayan makaronumun üzerine saracağım. Belli aralıklarla saralım bunu. Bu şekilde sardım. Şimdi USB kablomu alıyorum. Bu tahta parçamın delmiş olduğum deliğine içeri takıyorum. Kablolarımı biraz soydum ki daha rahat işlem yapabileyim. Şimdi bu diğer yanmayan makaronumu siyah kablomun içine takıyorum. Bu siyah kablomu getiriyorum. Sarmış olduğum rezistansın şu uç kısmındaki pay yerine bağlayacağım. Buraya yani. Şimdi burada fazla kalan rezistans telimi keseyim. Biraz bırakıp pay kesiyorum. Burada biraz pay bırakmıştım. Şimdi o payı
Şöyle üzerine eğeceğim. Sarmış olduğum kısmın. Penseyle de sıkayım. Bu yanmayan makaronumu da bunların üzerine takıyorum. Şimdi bu kırmızı kablom kaldı. Bu kırmızı kablomu da getirip bu rezistansımın diğer ucuna saracağım. Burada bir parça daha fazlalık telim kaldı. Bunu yine biraz pay verip kesiyorum. Kalan kısmı yine bunun üzerine katlıyorum. Pense yardımıyla sıkıştıralım. Bu şekilde rezistansımı da oluşturdum. Şunu da eğeyim. Bunun üzerine bu dörtlük biraz daha kalın olan rezistansımı takıyorum. Şimdi şuradan bakır kablomun en uç kısmını buldum ve burayı kesiyorum. Şimdi burada biraz bakır kablom kaldı. Bunun fazlalığını da şuradan kesiyorum ki çok ısınmasın. Ve bu sarmış olduğum rezistansı getirip havyamın ucuna takıyorum. Bunu da taktım. Şimdi kablomu geri doğru çekiyorum. Şimdi burada vida yerleri belirlemiştim. Buralara vidalarımı takayım. Bu şekilde havyamızı oluşturduk. Şimdi de geçelim test aşamasına. İlk başta adaptörümü fişime takıyorum. Daha sonra USB kablomu da bağlıyorum ve havyamın ısınmasını bekliyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Buna benzer videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Şu kenarda çıkan diğer videolara tıklayarak daha farklı videolarımızı izleyip daha başka uygulamalar yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.